Hakan abi iki, şey. iki tane problem var orada çok özür dilerim problemlerden bir tanesi buna süre koymadık diyor Hı. Yani bu cari açı iyice zıplatır yani demiyoruz mesela 6 ay içinde telefonu aldın süre olmadığı için evet. cari açı zıplatır İkincisi evet. de bu, bu zıplatır. Bu hayır yani buna e, eğer yabancı marka da alabilirsen ha, derse cari açı çünkü süre sınırı yok diyor Yani örgün eğitim tamam bitti ne zaman alıyorsa alır kalıcı yani bu İkincisi de o marka dediğimiz yani mesela işte o markalardan şu anda yeni versiyonu 60 bin civarında. 60 ile 85 bin arası bir yerde. Şimdi mesela diyelim ki ona da koysa abi inanın cari açık bir kaya, birkaç ay içinde %15 ilme artar. Ya ekonomide Önüne tamam. geçemezsiniz. Çökersin. Bey, tam onu biliyorum. Ben sonuçta şöyle bakıyorum. Arkadaşlar. Bir katkı mı bu devletin sağladığı bir katkı mı gençliğe? Ben bu açıdan bakıyorum çünkü Peki, böyle bir ekonomik tabloda sen sen Hı. siyaset analizcisisin bu işleri evet. iyi biliyorsun sana bir soru buyur şimdi gençler genç insan en iyisini ister Hı. yani en iyisine sahip olmak doğru. ister ee, işte cihaz yüksek olsun çözünürlülük yüksek olsun ister değil mi doğru onlar çünkü teknolojiyi takip Abi, ediyor gençler hızlı olsun ee, yani sen o genç adama ya e, benim ekonomi ekonomik nedenlerle ya yani haklı gerekçelerle gayet haklı yani şimdi Melik'in söylediği gerekçeler e, akla yatkın gerekçeler. Yani evet cari açığın fırlamaması lazım. Yerli üretime mecburen dönüyorsun evet. filan bir katkı sağlıyorsun ama bunları bu alanlarda yapıyorsun. Genç bunu dinler mi yani anlar mı? Yok hani der mi ki ya bizim devletimiz hiç değilse Türkiye'de üretilen telefona, bilgisayara bir bize katkı sağladı der mi yoksa? Eskiden bunun benzeri hiç yoktu falan demez diyorsun. Demez Peki. yani Z kuşağı falan işte hani demezler mi ki ya burada daha iyisi varken bize layık gördükleri şey bu mu falan? Hani iyilik yapayım derken böyle bir de ters tepecek bir şey olur mu? Yok tepemez niye? Dönmez Bak şimdi söyleyeyim o zaman. Gençlerin bu olaya algısı şöyle olur. Bir, zaten yapısal olarak muhalif yapıdaki bir genç, ne yapsan onu beğenmeyecektir. Tamam mı? Bir kusur bulacaktır. Bu bir. İki, iktidarı beğenen, siyasi görüşüne uyan bir genç, ya hiç işte ise böyle bir katkı sağlıyorlar diyecektir. Ha gelelim, hakikaten olaya objektif bakabilecek olan bir yüzde yirmilik, yirmi ikilik bir genç kesime. Objektif bakmak ne demek? Siyasi görüşü ne olursa olsun, icraat doğru mu değil mi? Önce bunu tartan kişi demek. Anlatabiliyor muyum? Onların benim tahminim şu gençler. Ya arkadaşlar ben şimdi bunun 5500 lirasını devlet veriyormuş. 9500 liraya bu aleti alırım. Sonra bilmem teyzemden, dayımdan, babamdan bir takviye alıp ben bunu 8-10 bin lira daha ilave edip 20 bin liralık daha kullanılır bir telefona çevirirken hiç değilse 5500'ünü devlet ödüyor. Şeklinde pratik çözümler üreterek objektif bakacaksa çünkü kendimi o, o gencin yerine koydum şu an. Hayır zaten... Tamam o, bu mantığı harekete geçirecekse her bütün gençler geçiyor. Ama durup dururken size bir ekstra katkı Doğru. geliyor. Şimdi Doğru. ama şimdi şöyle bir şey Bana niye bu katkıyı veriyorsun Bunu demez de ya. Yani. Bu algının, bu algının e, nasıl yönetileceği ile ilgili bir vaziyet var burada. Piyasa fiyatının %44.4'ü. Şimdi bir süre sonra 9500, 5500, 10.000 falan unutulacak. Biz cep telefonlarını ve piyasa yüzde %44 indirim yaptık. Diye bir algı üzerinden hareket edilecek. Bu, bu önemli. Bunun dışında e, söyleyecek başka şeyler de var ama söze girdim. Kusura Herhal bakmasın bey. buyurun. Yani şimdi, Şu İsmail Dükkan'ın son söylediklerini duydunuz mu? Şunun şeyi hesaplamasındaydım işin açığı. Kusura bakmayın. E, İsmail Bey'den rica etsem acaba bir daha. Hayır ben zaten size bıraktım sözü buyurun. Hayır hayır. hayır bir son şey söylediklerinizi Söyledim. bir daha ifade etmeniz mümkün Sözler üst üste tek, bindi. Evet, söyleyin tek, tek, tek İsmail Bey söyleyin. söyleyin. Ya İsmail Bey diyor ki sonuç olarak bu diyor bir e, seçim propaganda malzemesi olarak kullanılacak. Yani bu kelimeyi kullanmadım ama aynen bu. Doğru, e, evet yani bu. Bu propaganda şöyle kullanılacak. Algı yönetimi için. Biz bilgisayar ve telefon. Bir süre sonra rakamlar falan unutulacak ya da bunların üzerinde konuşulmayacak. Biz gençlere telefonların yüzde %44 %44.4'ünü bilgisayarın ama, ucuz ama verdik biçimde bir ne algı der, Ne derse desin. Baş, hangi Bir dakika hangi algı yönetimini yaparsa yapsın bunu genç adam... Ne yaşadığını biliyor. Tabii, Katkının var, ne olduğunu ya. biliyor. Yani ne derse desin o. olaya bir şekilde bu, bu algı yönetiminin e, ne şekilde yapıldığı ve sonuçlarında ne olduğunu siyasi yakın siyasi tarihimizde biliyoruz. Peki başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. Dese ki devlet ben 18, üniversite öğrencisi dedik ya 23 yaş arasındaki bu genç e, kardeşlerime alacakları telefonun çok uçuk bir fiyat olmamak üzere biraz önce markasını veremediğimiz üst o herkesin bildiği. Evet bir üst limit koyarak ÖTV'sini almıyorum kardeşim dese çok daha mantıklı ve uygun bir şey olur. Ticari açığı da falan patlatmaz. Patlatır. E, Patlatma. Patlatır. Bu kadar Şu ne? telefonun vergisi 23 bin 24 bin lira. Heh. Yani, patlatır. Bak, patlatır. bunu almadın Almanya, mı varsa Almanya'da yani? Asgari ücret 1500 lira. Bu markasıyla veremediğimiz telefon 950 euro. Yani 20 gün çalışan asgari ücretli Almanya'daki genç bu telefona sahip olabiliyor. Ama benim bırak üniversite gencini çalışmıyor. 11400 lira emek e, asgari ücret alan vatandaşım bu telefon için 4,5 ay çalışmak zorunda. Yemeyecek, içmeyecek. Ha, dönüp geldiğimizde de Almanlar bizi kıskanıyor oluyor. Peki Buyurun. şey olsa ee, şu 9500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ibaresi veya bilgisayar bu ibare kaldırılsa buradan dense ki cep telefonu ve bilgisayar için 5500 TL'lik bir katkı sağlıyoruz. Olmaz mı? O da mı patlatır cari aç? Yani o 5500 ya da çok adlı, yok. Şey yok. Aynı, aynı şey çok daha mantıklı olur. Vallahi çok daha mantıklı olur. Çok ya, helal daha mantıklı olsun. olur. Vallahi yani. doğru. Zaten, zaten bu bin 5 15 bin 5 şey 5 500 lirasını devlet ödüyoruz. Çocuk 14 bin buluyor. Ama hani yerli yerli markaları desteklemek. Ha öyle yapayım. başka hesap varsa bilemem Var onlar yani. da var. Tabii, tabii onu zaten. Anladım hani, ama şimdi bir taşla o, on kuş vurmak değil yani burada maksat. O dediğin, gençliğe bir faydalı olmak. Onu da yapayım. Onu ben da ben yapayım. Ben Ahmet Hakan'ın söylediği. Yapayım, olmaz. Yer. Aa, son derece ah mantıklı. Bir söyledi... 5500 lira destek veriyor. Yani i̇steyen istediği Çok telefonu, istediği bilgisayarı alsın. Evet. Ben o zaman o kadar çocuk o çocuk zaten bu, biraz doğru. önce verdiğim örnek mimarlık Ama okuyan bir o bilgisayarı bilgisayar almak mesela, zorunda. Filtreleme yapamazsın. Yani atıyorum o Koreli markada mesela 15 bin liralık telefon da var, 20 evet. de var, 13 de var. San, var. Ya ya önemli, Yapma diyor. Yurt dışından geleni almasın istiyorlar. Almasın istiyorlar. Problem orada. Yurt dışından almazsa o, o zaman o zaman öyle koyacaklar. Türkiye'de verirken... üretilen Türk markası olan telefonlarda bu indirimi yapıyoruz diyecekler. Onu da saklamayacaklar. Öyle onun saklamıyor üzerine onu, Saklamıyor, ya saklamıyor. Hayır. Zaten belli hangi telefonların Oraya... bu. Katı... belli. Ha, do do doğru. Ama evet. yani daha net bir ifade kullanılabilir. Olabilir. Ama siz evet. öyle çok daha iyi 5500 lira indirim bitti. Burada gözden kaçan bir şey var. Evet. O da şu. Kim gözden kaçırıyor? Kim değil bir şey? <laughs> o da şu. Şimdi bütün gençler o adını veremediğimiz marka veya onun eşdeğer yani olanlar. Pahalı olan, telefon diyelim ona yani Efendim? Pahalı telefon. Pahalı diye. telefon kullanabiliyor mu? Bütün gençler. o aklımızda yani söyle kullanamıyor tabii. Tamam. Ki yani. Tabii ki kullanamıyor. Evet. Neden? Çünkü ekonomik gelirine göre. Evet. E, yani sanki böyle bir algı oluştu. Yani herkes onu kullanıyormuş gibi bir şey. Bu doğru değil. Tamam. Tam tersi düşük fiyattan şu an onları kullananlar da var. Tabii. Var. Yani. Doğru. e şimdi Daha çoğunlukta hatta. Hatta var. daha Tabii. çoğunlukta. Aynen öyle. Şimdi bakın işin bu yönünü düşündüğünüzde. Evet doğru. Bir de Türk sanayisiyle birlikte, Türk teknolojisiyle birlikte destekleme noktasında düşündüğünüzde bence bu karar doğru görünüyor.